Merhaba dostlar aslında bu konuyu canlı yayında konuştuk biz e, fakat önemli bir konu önemli bir konu olduğu için tekrar çekmek istedim bu videoyu çünkü canlı yayında gerek araya işte başka konular girmiş bir de birkaç daha değişiklik oldu konumuz ne peki diş hekimliğinin enflasyonu ve diş hekimliğinin problemi ne abi bu deş, diş hekimliğinin enflasyonu Ankara Diş Hekimleri Odası'nın yazdığı yazıya göre okuyalım birlikte tamam mı? Bu eski bir yazı bildiğim kadar 2023'te yazdılar bunu ama durum değişmedi hatta o günden bugüne biraz parlaklığı kısacağım ekranın daha kötüye gitti. Ne olmuştu peki olay neydi? Bakın arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum şöyle bir yürürken kafanızı kaldırın ve sağa sola bakın her yer diş kliniği farkındasınız değil mi onun. Her yer diş kliniği e diyeceksiniz ki abi ama hepsi iş yapıyor işte hepsi iş yapmamaya başladı günümüzde. Ee, onu da geçtim bakın daha fenasını söyleyeceğim size bugün gitseniz. Ee, yani bu sorun sadece diş hekimlerine alakadar eden bir sorun değil. Halk sağlığı sorunu. Neden halk sağlığı sorunu? Gelin hep birlikte bakalım. Bugün devlete gitseniz, ben deseniz merhaba kardeşim, hastayım. Ee, bir şey almak istiyorum. Ne derler ona? Randevu almak istiyorum diş hekimle deseniz. Randevu bulmanız zor. Direkt diş hekimle belki daha rahat bulursunuz ADSM ile falan ama şanslıysanız özel bir problem olduğu zaman cerrahi veya özellikle protezle alakalı vesaire bir problem olduğu zaman değil mi devleteye iş yaptırmanız şu anda çok zor durumda. Yani vatandaş şu anda istese de e, güzel bir sağlık hizmeti diş hekimliği konusunda alamıyor. Ama ne hikmetse e, sağlığa ayrılan paralara baktığımız zaman ve bu paraların içinde diş hekimliği ayrılan paralara baktığımız zaman bu paraların da oranı çok az. Bunu da nereden çıkartıyorum? Bunu da ben kafama göre uydurmuyorum. Daha geçen gün 3-4 gün önce bakın bugün ayın 28'ine girdik. Ee, yanılmıyorsam ya 23'ü ya 24'ünde Ankara şey Ankara değil, Türkiye Diş Hekimleri Birliği'nin bir basın açıklaması vardı. Orada ben bizzat oradaydım. Orada konuşulan noktada bu ayrılan para çok az. Ee, kamudaki şartlar çok kötü. Özeli zaten söylemiyorum. Şimdi yani her şey çok kötü durumda. Peki bu niye böyle oluyor? Bunun sorunu ne? Bunu, bunu nasıl çözebiliriz? Ben şimdi yine karşımdakileri insan yerine koyacağım. Beni, benim milletvekilleri, sayın milletvekilleri beni dinlediğinizi biliyorum. Beni dinlediğinizi biliyorum sayın milletvekilleri. Sayın bakanlar beni dinlediğinizi biliyorum. Şimdi bak bu işi birlikte çözeceğiz tamam mı? Bunun için yapılması gereken şu anki diş hekimliği sorununu çözmek için yapılması gereken en önemli şey ve kaliteyi artırmak için yapılması gereken en önemli şey son 10 yılda, 15 yılda açılan diş hekimliği fakültelerini kapatacaksın abi. Ya yenileri açılmasın bari falan değil abi. Son 10 yılda, 15 yılda açılan diş hekimliği fakültelerini kapatacaksın abi. Bunun başka yöntemi yok. Niye hocam? Başka, sen diş hekimi olmuşsun. Başkaları diş hekimi olmasın mı diye soracaksınız bana. Alakası yok abi. Ben narsist bir insan da değilim. Şimdi baktığımız zaman bakın 2003'te yıllık 929 tane öğrenci kontenjanı olan diş hekimliği fakültesi 2003'te. Mesela şu an ne kadar olabilir? 2021'de yıllık kontenjan sayısı 7500'e ulaşmış. Bakın 2021'de 7500'e ulaşıyor. Şu an 2024'teyiz. Aynı hızda artıyor. Şimdi size Türk Diş Hekimleri Birliği Türk aynen Diş Hekimleri Birliği'nden ee, bir sayı okuyorum. Yine açılan fakülte sayısını söylüyor bu. Açılan fakülte sayısına baktığımız zaman arkadaşlar 1908 bunlar çok eski o kadar 1908'lere falan girmiyorum. 2000 ile 2009 arasında 10 tane fakülte açılmış devlet 3 tane de vakıf açılmış. Kabul edilebilir. 10 tane devlet. Bakın diş hekimliği fakültesinden bahsediyorum. Yani multidisipliner bir alandan bahsediyorum. Sadece fakülte açmakla olmuyor. Günümüzdeki fakültelerden de bahsedeceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Günümüzdeki fakültelerin rezaletinden de bahsedeceğiz. Rezilliğinden de bahsedeceğiz. Tamam mı? 10 tane devlet, 3 tane vakıf açılmış. 2010 ile 2019 arasında kaç tane devlet açılmış olabilir sizce arkadaşlar? 2010 ile 2019 arasında 42 tane devlet üniversitesi diş hekimliği, 21 tane vakıf üniversitesi açılmış. İşte ben bu 2010'dan sonrakilerin kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Hadi 2012'den sonrakilerin olsun. Niye hocam diyeceksiniz? Bu siyasi ve politik olarak, bilinçli olarak diş hekimliğini yıpratmak için yapılan bir şey. Yani daha önceki yıllara baktığın zaman, mesela 1908, 1959, 1960, 1969, 1970, 1979 şeklinde onar yıllık dilimlere baktığın zaman şu şekilde gidiyor. 1, 4, sonra azalmış 2... Sonra yine 2. Sonra 5. Hadi 2000 ile 2009 arasında 10 olmuş. Tamam. Sonra ne oldu da 42 oldu abi? Ne oldu da 2010 ile 2019 arasında fakülte sayısı, diş fakültesi sayısı daha önceki bütün Cumhuriyet tarihindeki fakülte sayısından daha fazla olabildi abi? Bir bana bunu açıklayabilir mi mesela? Bunun siyasi veya politik olmama dışında mantıklı bir sebebi var mı? Şimdi diyeceksiniz ki ama hocam diş hekimi yetmiyordu işte. Diş hekimine yer bulamıyorduk, edemiyorduk. Şimdi bulabiliyor musun güzel kardeşim? Bu kadar fakülte ağlar kaç tane ADSM hastalar, kaç tane devlet hastanesi hastalar, kaç tane devlet hastanesine doğru düzgün diş hekimliği hizmeti veriliyor. Benim devlet hastanesinde çalışan arkadaşlarım var. Benim devlet hastanesinde çalışan arkadaşlarım var. Kız söylüyor işte. Kompresör, kompresör dediğimiz bizim ekipmanları kullanmak için biliyorsunuz havayla çalışan ekipmanlar olduğu için onlara hava basması gereken bir ünit bir alet kompresör. Kompresör odanın içinde ve kompresör sesli çalışan bir alet arkadaşlar. Kompresör sesli çalışan ve ciddi sesli çalışan bir alet. Çoğu devlet, ADSM'ler bir tık daha düzgün bu konuda ama ADSM sayısı çok az. Çoğu devlet hastanesindeki diş hekimlerinde, diş hekimliği yerlerinde kompresör odanın içinde ve borular patlak. Borular patlak olduğu için normalde kompresör belli bir basınca gelene kadar çalışır. Sonra orada durur. O basınç hemen kolay kolay kaybolmaz. Atıyorum saatte bir 5 dakika devreye girer. Boru patlaksa, yırtıksa ve bunlara yeterli para ayrılmıyorsa, yeterli bütçe ayrılıp yapılmıyorsa ne oluyor abi? Mesela sürekli çalışıyor kompresör. Elektrik parası, ciddi bir elektrik sarfiyatı, kompresörün bozulma sarfiyatı, hastaların doğru düzgün hizmet alamaması, bir de kafa şişirmesi. Ama sorsan diş hekimlerin hali, diş hekimlerin durumu çok iyi. Peki abi bakalım bu e, kamuda çalışan diş hekimlerin sorunu. 10 dakikada bir bunlar. Şimdi, şimdi kamudan bahsediyorum. Birazdan özel sektöre geleceğim. Bir de hiç atanamamış diş hekimleri var. Bakınız ben. Ondan bahsedeceğim. Kamuda çalışan 10 dakikada bir hasta bakacaksınız. Yeni bir olay getirdiler. Ya 10 dakikada bir. Allah aşkına bakın. Akıl mantık fikir olarak soruyorum size. 10 dakikada bir hasta bakarken ya da 20 dakikada bakın. Fark etmez. Diş tedavisini 20 dakikada nasıl yapacaksınız? Siz hasta olarak bu videoyu izleyenler olarak veya diş hekimi arkadaşlar olarak elinizi vicdanınıza koyun. Veya sayın bakalım sayın milletvekili, bak beni izliyorsunuz biliyorum. De ki kardeşimle gelsin en iyi doktor desin. Ben desin 20 dakikada. Bak 10 bile demiyorum. 20 dakikada doğru düzgün bir şekilde tamam mı? Hastanın bütün anamnezini alırım. Çok güzel tedavisini uygularım. Hiç de bir problem çıkmaz desin. Hadi bana desin bunu herhangi bir şekilde Vallahi elini öpeceğim. Eski hocalarımız belki yapabiliyordur bunu. Onlar da çünkü zamanda çok bakmışlar. Ama normal şartlarda 20 dakikada girişimsel bir işlem. Yani bunu her bir diş hekimliğini ameliyat benzeri düşünebilirsiniz arkadaşlar. Girişimsel işlemdir bunlar. Yani hastayı odana çağırdın. Neyin var kardeşim? Hocam elimde şöyle bir iz var. Bakayım hmm, sana şu ilacı yazayım git. Böyle bir işlem değil bu. Bu girişimsel bir işlem. Ağzını aç kardeşim. Ben işlemini yapacağım kardeşim. Anlatabildim mi? Keseceğim, biçeceğim. a olmadı dolduracağım. Ulan madde taşıyacak bilmem ne. Ya bunun için her hastane bir kere minimum bir, bir saat de hadi ben 45 dakika diyeyim hadi o kadar gelişmemiş olalım biz ülkecek. Bir saat ayrılması lazım. E bunun için de daha fazla diş hekimi ataman lazım. Bunun için de daha fazla az diş sağlığı merkezi açman lazım. Şimdikilerin bile durumu çok kötü durumda. Bunları yapman lazım. Yapılıyor mu yapılmıyor. Bu kamunun sorunlarıydı. E, çok yüksek bir miktar almıyorlar. E, de, onu da söyleyeyim diş hekimleri. E, ADSM'dekiler yine bir tık daha iyi. Gelelim e, atanamayan diş hekimlerine. Bir de özel, 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 özel sektör. Özel sektör mahvolmuş durumda diş hekimliğinde. Bakın arkadaşlar garanti veriyorum. 5-10 sene içinde ağzına sıçılmış insanlar göreceksiniz. Bakın göreceksiniz bunu. Ciddi anlamda ağzı mahvolmuş insanlar göreceksiniz. Şimdi bile var ben görüyorum. Bu işin içinde olduğum için görüyorum ben. Siz de göreceksiniz. Niye göreceksiniz? Çünkü pek çok klinik maalesef ki teknisyen kliniği. Yani nasıl oluyor abi teknisyen kliniği? Yani diş hekimi olmak zorunda değil mi diyeceksiniz? Evet diş hekimi olmak zorunda. Resmiyette diş hekimi gözüküyor. Ve bundan bu dediğimden gayet il sağlığında haberi var. Gayet sağlık bakanlığında haberi var. Kimse yok diyemez buna. Gayet diş hekimleri odasıların hepsini var. Bunlar bir araya gelindiğinde diş hekimleri odalarla oturup bir araya gelindiğinde bunlar gayet konuşulan, tartışılan, bilinen konular yani. Bunları biliyoruz biz. Hani kimse bundan haberimiz yok diyemez. Maalesef ki teknisyen teke, özellikle Ankara'yı ben biliyorum. Ankara için konuşayım. Teknisyen tekeline geçmiş durumda. Siyasi olarak arkası olan insanlar kimisi. Kimisi de öyle değil. Ces, cahil cesareti var kimisinde. Açıyorlar bir tane yeni mezun diş hekiminin üzerine klinik. Onu sömürebilir. Kendileri kazanıyorlar. Yılda 6-7 milyon lira ciro yapıyorlar. Onu sömürebilir kadar sömürüyorlar. Ona da veriyorlar 40-50 bin lira para. O da şanslıysa veriyorlar. O kadar parayı. Onu da söyleyeyim. Heh. E ne oldu hocam? Nasıl olacak hocam? Nasıl oluyor bu? Teknisyenler hastaları kandırıyor arkadaşlar. Normalde rahatça atıyorum protezle halledebilecek bir işe. Yani köprüyle halledebilecek bir işe. çekimin implant yapıyorlar. Ben bir hekim olarak bunu diyemem. Benim etik ahlaki yargılarım var değil mi? Benim hastaya karşı bir sorumluluğum var. 5 sene dirsek çürütmüşüm. 6 sene. Benim bir şeyim var. Adam, adamın umurunda değil ki bu. Bu adamın umurunda değil. Teknisyen çağırıyor. Teknisyen çağırıyor diyor ki yok kardeşim tamam sen diyor gel biz diyor en iyisini yaparız ya diyor abi diyor. Buluyor falanca şehirden getiriyor buraya en iyisini olduğunu iddia ettiği şeyi yapıyor en iyisi falan değil tabii ki o yani en iyisi falan değil. Leş bir tedavi yapılıyor gönderiliyor. E tabii buna ee, kapı açan buna ne derler buna ön şey yapan yani buna sebep olan diş hekimlerine de ben çok kızıyorum. Kendi adına teknisyenle işe girme kardeşim kendi diplomanı kullandırtma. Ha insanlarda bu kadar çok diş hekimi pompalarsan kimisi diyecek ya ki, para kazanamıyorum, iş bulamıyorum mecburen. Pek çok klinik yeni mezun diş hekimi almam diyor. Sen yeni mezun diş hekimi almazsan bu adam nasıl öğrenecek? E peki diyeceksiniz ki abi sizin stajınız mı stajınız yok mu? Okulda öğrenemiyor Var güzel kardeşim. Orada da kaliteyi mahvettiler. Çünkü yok dedi ki normalde ben okula girdiğimde bakın bunlar Türkiye'nin gerçek problemleri arkadaşlar. Ben okula girdiğimde 50 kişi alıyordu okul. Benden önce 20-30 kişi alıyormuş benim okuduğum okul. Ben mezun olurken 120-130 kişi çıktık biz. Öyle alıyordu yani. 120-130 kişi, 140 kişi alıyordu. 150 kişi alıyordu. Çünkü normalde 20-30 kişinin aldı okula yok dedi ki kardeşim dedi yok öyle 20-30 kişi. Sen dedi alacaksın 150 kişi, 100 kişi. Niye öyle alacaksın? Sebebi yok. Ya bizim o kadar ünitimiz yok. Bizim o kadar hastamız yok. Bizim o kadar hocamız yok. Hiç umurunda değil yokun. Alacaksın diyor ve alıyor. Öbür yandan yeni fakülteler açılıyor. Şu anda bakın Kapadokya Üniversitesi diye özel bir üniversite var. 4 tane bölüm var sadece. 4 tane. içinde tıp fakültesi yok. 4 bölümün biri diş hekimliği arkadaşlar. Ya el insaf ya. İçinde tıp fakültesi olmayan bir okula nasıl diş hekimliği fakültesi açılabiliyor? Bana biri bunu açıklasın. İçinde tıp fakültesi, temel tıp derslerini almayan bir okulda diş hekim nasıl yetişecek ya? Alıyor, nasıl alıyor onu da söyleyeyim. Onu da biliyorum. Orada da arkadaşım var. Bir kadrosuna girip bakar mısınız arkadaşlar? Kimseyi burada yani oradaki hocalarım e, sakın yanlış anlamasınlar beni. Onlar da her şey farkında. Onlar beni yanlış anlamasınlar. Tamam mı? Onların kişiliğine kendilerine bir laf demiyorum. Sistem saçma ama. Bir girin bakın. Profesör yok ya okulda. Diş hekimliği fakültesi en son yoktu. Yeni atandıysa bilmiyorum. En son profesör yoktu ya. Profesör yoktu ya. Yani bir bakın bakalım. Bir kadrosuna bakın. Hepsi normal diş hekimliği. Bir... Onun bir doçent olur, profesör olur. Niye hiç ihtiyacı yok? Alıyorlar, yerleştiriyorlar araştırma görevlisi arkadaşları. Araştırma görevlisi yapıyorlar. O araştırma görevlileri derse veriyorlar. Yok, hoca yok. Peki bu araştırma görevlisi dediğimiz benim yaşımda insan. Yani tabii olabilir. Onlar da çok değerli insanlar. Onlar da şey yapabilir. Ayrı konular ama arkadaşlar. Alınan eğitimin kalitesi önemli değil mi? Sağlık, insan sağlığı bu amına koyayım. Bu öyle şey değil yani. Fasofiso işler değil bunlar. O yüzden diyorum insanların ağzına sıçılacak diye. İnsan sağlığı bu. Biz mi çok değer verdik mesleğe? Ben anlamıyorum ki. Biz mi çok önemsedik? Biz mi dedik acaba dedik hani A, insan sağlığı bilmem ne çok ulu bir yere mi koyduk acaba? Ben bunu da düşünüyorum bak. Demek ki yani bakanlığımızın bize öğrettiği, hükümetimizin bize öğrettiği, devletimizin bize öğrettiği şu ki demek ki bu kadar önemli değilmiş insan sağlığı. Önüne gelen yere fakülte açılsa oluyormuş. Yakında tıpa da göreceksin, Tıpta da tıpta da göreceksiniz aynısını. Şu an tıpta olmamasının sebebi bölüm sayısı fazla. Ben size söyleyeyim. Yakın atıpta da bölüm sayısı bitince aynı problemi orada da göreceksiniz. Her neyse biz konumuza devam edelim. Açıyorlar apartmandan dönme üniversite. Çok samimi söylüyorum apartmandan dönme üniversite. Adam akıllı yetiştirecek kadro yok. Yerleştiriyor öğrencileri hiçbir şey bilmeden mezun ediyorlar. Ondan sonra salıyorlar piyasaya. Ondan sonra piyasada bekleyen bu kurtlar, teknisyenler veya <laughs> teknisyen yine iyi bu arada. Adam inşaat Şeyi, mühendis değil ne denir ona müteahhit adam müteahhit diş kliniği açmış bunları ben biliyorum bunları bilmiyor mu il sağlık il sağlık gitsin gelsin e, şeye reklam kessin adını söyle e, instagramda reklam vermek yasak bu arada diş hekimi olarak bunu biliyor muydunuz e, sağlık alanında ve sağlık alanında onu sanmıyorum ama mesela akupunkturcu veya işte saçma sapan hacamatçıysanız falan reklam verebiliyorsunuz da mesela diş hekimi'siniz kliniğiniz var adam akıllı bir tanıtım yapacaksınız sponsorlu içerik gibi paylaştığınız reklam sayılıyor ve size ceza kesiyorlar. Bunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Artık biliyorsunuz. Heh. Diş hekimlerine gelince söz konusu şey bu reklama para kes siktir boktan bir kalibrasyon yasası getir. 100 bin lira. Kalibrasyon cezası 100 bin lira. 100 bin lira ceza kes. Kalibrasyon yasasından önce 3 bin liraya 4 bin lira yapılan kalibrasyon ceza geldikten sonra tekel firmalara ver. Fırlasın 20 bin 30 bin liraya. Bunlara kimsenin sesi çıkmasın. Kimse bir şey demesin. İl sağlık hiçbir şey demesin. Diş hekimleri odası hiçbir şey demesin. Bütün şehirler için geçerli bu dedim. Sadece Ankara için değil. Üzerinize alınmayın ya da alının. Siz bilirsiniz. Anlatabildim mi? Ama a, bunlara gelince sıkıntı yok. Ama e, o, girsin bütün diş hekimlerine, mahvetin diş Ama hocam üniversite ona biz bir şey yapamayız. Hocam falanca kli, teknisyen klinik, ona biz bir şey yapamayız. Onu kanıt neyi kanıtlayamıyorsun ya? Neyi kanıtlayamıyorsun? Neyi kanıtlayamıyorsun? Ver bana yetki. Bak ben sana bir günde nasıl kapatıyorum hepsini. Ne, ne, neyi kanıtlayamıyorsun? Herkes her şeyin bilincinde neyi kanıtlayamıyorsun? 3 <laughs> tane hasta incelesen telefon kayıtları konuştuğu kişiler aldığı para verdiği para belli zaten ya. <laughs> Allah Allah. Neyse bakın bu tür sorunlar var arkadaşlar. İşte bunların esas sebebi fütursuzca açılan diş hekimliği fakültesi. Bu kadar fazla diş hekimliği fakültesi açılmasa insanlar şunu diyebilir. Kardeşim ben teknist ben sende çalışmam buranın tek sahibi ben olacağım. Ha işine gelmiyor mu? Tamam ben yapmıyorum. O zaman karşıdaki kişi şu an karşıdaki diyor ki tam git o zaman diyor. Başkasını ben bulurum diyor. Buluyor da. Çünkü her yerde şekimi. hekimi. aynalarını bakın mühendislere yaptılar. Öğretmenlere yaptılar. Yapmadıkları meslek kaldı Bir tıpta değil şu an. Bir tıpta değil. Bakmayın şu an mühendisliğin durumu iyi oldu. Savunma sanayi yüzünden mühendisliğin durumu yine bir tık iyi. Şu anda. Bundan 5 sene önce mühendislik de çok kötü durumdaydı. Onu da size söyleyeyim. Bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Yani ülkemizin genel problemi her yere zaten mantar gibi fakülte şey üniversite açılması o ayrı bir şey. Ama diş hekimliğine mesela normalde atıyorum mühendislikte 3x 3 kat açıyorlarsa diş hekimliğine 10 kat açtılar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sonra uzmanlık meselesi. Çok az. Şeyi çok az. Sayısı çok az. aldın uzma, uzman gerekiyor. Bu ülkenin çene cerrahına ihtiyacı var. Şimdi yok demesin kimse. Adam akıllı bir protez uzmanına ihtiyacı var. Hani tamam dolgu molgu bir şekilde yapılır. Bir şekilde öğrenilir ama estetik dolgu yapan bir sürü düzgün insana ihtiyaç var. Şunu diyebilirsin bak ben şimdi devletin şu politikasını anlarım. Ders dersin kardeşim diş hekimliği daha çok estetik bir şey. Biz bunu çok devlet olarak barındıramayız. Buna da çok para yetiştiremeyiz. Ee, bu özel sektöre kayacak bir şey. Abi o zaman da sigortasının bilmem desteğini vereceksin. desteği bu da konuşuldu bak o gün. O zaman diyeceksin ki birader. E falanca sigorta şirketi sigorta yaparken tamamlayıcı sağlık sigortası yaparken ha şöyle şöyle diş hastanesine karşılıyorum yurt dışındaki gibi. Şöyle şöyle özel bilmem ne de karşılıyorum diyecek. E zaten bu hast bu klinikler şeyler gerçekten diş hekimlerine ait olursa zaten sorun kalmıyor ki. Şu an kliniklerin Ankara piyasasında kliniklerin herhalde yarısı falan diş hekiminin değil yani ben söyleyeyim size. Hangi kime gittiğinize iyi dikkat edin arkadaşlar. Diş hekimine giderken gerçekten klinik diş hekiminin üzerine mi değil mi buna iyi bakın. Gerçekten muhatap olduğunuz, konuştuğunuz kişi diş hekimi mi? Tamam mı? Yoksa teknisyen mi yoksa müteahhit mi? Bakın buna iyi bakın. Sağlığınızla oynuyorsunuz. Ondan sonra boşuna Google e, şeylere yazmayın. Kliniğin adını yazıp boşuna girip de Google e, haritalara şikayette bulunmayın boşuna. Böyle böyle gittim de böyle böyle oldu. Daha çok sıçılacak ağzınıza. Ben söyleyeyim hani halktan hiç ses yok. Halktan ses yok. Diş hekimlerinin kendisinden ses yok. Şimdi insanlar görüyor yaşça büyük diş hekimlerini. diyorlar ki ya diyorlar ee, bak ne kadar güzel şu var ya 30-35 yaşının üzerindeki diş hekimleri bu 35 yaşın üzerinde 30 değil de 35-40 yaşın üzerindeki diş hekimleri zaten ihya olmuş durumda. Onlarda bir problem yok. Onların durumu gayet iyi. Onlar düzenlerini oturtmuş durumda. Ama bir bakın bakalım günümüzde kaç tane diş hekimi var piyasada? Kaç tane diş hekimi pompalanıyor piyasaya? Ya bakın daha yeni bugün. Bir de bunlar dışında rezaletler de var. Bak onu da size söyleyeyim. Video çok uzadı. Farkındayım ben bunu söyleyeceğim. İbrahim Askaloğlu'nun haberi yine. Bugün diş atama kurası oldu 3. dönem. Ee, diyeceksiniz ki a 3 kere atanıyorsunuz. Arkadaşlar 100 kişi 200 kişi atıyorlar. Hadi 250 kişi olsun. Yani toplamda yılda bin ya atanıyorsunuz ya atanmıyorsunuz. Tamam mı? Okuyorum haberi. Bugün açıklanan diş hekimleri atamasında Manisa Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde tekrar isimlerle 600'den fazla uygun başvuru kabul edildi. Yani 600'den fazla başvuru yani Manisa Ağız ve diş Sağlığı bölümüne 600 kişilik bir liste çıkıyor. Ama bunun bazıları tekrarlı. Tekrarlı olayı da şöyle onu da anlatayım size. Son 2-3 atamadır. 3 veya 4 atamadır. Ee, mesela ben giriyorum 4 atamada. Benim 4 puanım var şu an. Benim ismim 4 kere tekrarlanıyor. Anlatabildim Yani en kötü ihtimalle herkesin ismi o 600'den fazlasının 600'e 4 kere tekrarlanması bile 150 kişi başvurmuş. Yani 150 kişi. 150 bağımsız kişi var. En kötü ihtimalle. Tamam mı? Sadece 3 kontajana sahip olan Manisa Ağız ve Diş Sağlığı'nın 2 kontajanına karı koca yerleşmiş. Allah Allah bak şansa bak. 150'de bir ihtimal anasını satayım. 150'de bir ihtimal. MB Erkul. Erkul 150'de 1'i değil. 150'de 3 ihtimal. Diğeri de 150'de 2 ihtimal. Erkul çifti yerleş. Ama bir de bunlar karı koca. İhtimale gel. Tamam ihtimal olarak evet biliyorum. Birbirinden bağımsız değişkenler. Ee, adını söyle. Farkındayım. İstatistikte veya işte şeyde öyle bir şey yok. Biliyorum bunların karı koca olması bu sonucu değiştirmez ama. Ne yani ama Türkiye'de değiştirmişti. Ne şeyse 150'de bir. En iyi ihtimalle 150'de bir. Bak belki 5 300de bir, 400'de bir belki. Belki yeni girenler de var. Bunlar acaba ilk kez mi giriyor onu da bilmiyorum. Karı koca yerleşiyor. Bir de EM diye biri yerleşiyor o kim bilmiyorum. Evli de İzmir'de yaşıyormuş gidip gelmesi kolay olur demiş. Bu ülkede güvence kimse kalmadı. Sonra yazmış adam son yıllarda her üniversite açısından diş hekimliği fakültesi. Bakın arkadaşlar kapatacaksınız. Diş hekimliği fakültesini kapatacaksınız. Allah aşkına da taşla tepede diş hekimliği fakültesi olmasına gerek yok. Bu ülkenin buna ihtiyacı da yok. Medipol Üniversitesi. Bakın isim vermeyeceğim ama veriyorum. Şimdi Medipol Üniversitesi'nin. Bakın arkadaşlar İstanbul'da tamam ben hiçbir şeyde kızmıyorum. Medipol Üniversitesi açıldın İstanbul'da. Tıp fakülten de var, hukuk fakülten de var, diş hekimliği fakülten de var değil mi? İstanbul'da var sen Medipol Üniversitesi'nin. Süper abi okey. Aynı fakülteler tıpı, dişi, huku bir de gelip Ankara'ya açmanın mantığı ne? Bana bunu bir mantık, akıl sır ermiyor ya. Böyle bir şey nasıl izin verilebiliyor ya? Böyle bir şey nasıl izin verilebiliyor? Bu fakültenin gidip bunların gidip bir de aynı fakülte bak aynı fakülteler farklı olsa anlayacağım. Aynı fakültelerin gidip Ankara'ya açılması nasıl izin verilebilir ya? Aynı üniversite. Ve eski garı yaptılar üniversite diye. Binadan apartmandan bozma üniversite diyoruz ya eski tren garı üniversite yaptılar. Yalan mı arkadaşlar yapılmadı mı? Ya yapılmadı mı yani? Abi yok kapatacak son 12 yılda açılan bütün fakülte 10 yılda açılan 10-15 yılda açılan, son 15 yılda açılan bütün fakülteleri kapatacaksın abi. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Çünkü bu bu değil yani. Bakın bir, bir bakın bakalım. Sıralamasına bakın diş hekimliğine. Bakın arkadaşlar çok kalitesiz bir eğitim veriliyor. Normalde 20-30 kişi verilmesi gereken laboratuvarlardaki eğitim 100 kişi veriliyor. 100 kişi, 100 kişiye veriliyor. Normalde 20-30 kişilik. Normalde 20-30 kişilik hast olarak dizayn edilmiş hastanelerde insanlar 100 kişi eğitim alıyorlar. Ve bunlar sonra geliyorlar sizin dişinizi ağzınızı yapıyorlar. Bakın çok pişman olacaksınız. İnsan olarak diyorum, vatandaş olarak diyorum. Ben nerede hata yaptım diyeceksiniz. Siz yani nerede, ne oldu, niye böyle oldu, niye diş hekimleri bok gibi diyeceksiniz bir süre sonra. Çünkü bok gibi yetişiyor diş hekimleri. Bir pek çok arkadaşımın bir boktan haberi yok. Yok yani adam öğrenemedi ki. Bir de Covid geldi. Covid'i geç ama Covid falan işin hikayesi. Öğrenemedi ki nasıl öğreneceksin 150 kişilik sınıfta? Yani Hacettepe'sindir bilmem kaç tane hocan vardır. 3 sınıfa bölüyorsun öğretirsin. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani bir hocaya o kadar kişi düşerken normal 20 kişi, 30 kişi olması, 40 kişi olması gereken aslında 150 tane hekim düşerken nasıl öğreneceksin? E ne oluyor? Bu sefer 10 diş çekeceğine 5 diş çekiyorsun. 3 dolgu atıyorum yani 30 dolgu yapacağına 10 dolgu yapıyorsun falan filan. Sonra eee tecrübesiz hekim. Tecrübesiz hekim diye bir şey olur mu zaten? Staj niye var? Tecrübe hekim diye bir şey olmaz normalde. Diş hekimliği ve tıpın stajları normal öyle diğer bölümde staj gibi değildir zaten. Diş hekimliği ve tıpın stajında veterinerliği de sayabilirsiniz belki bunda. Tam net bilmiyorum veterinerliği. Yalan olmasın. Bunda zaten direkt fakülte içinde yapılır bunların stajı. Öyle ayrı bir kurumda yapılmaz. Bu stajdan çıkan kişi de her türlü şey yapabilir diye bir diplomada yazar. Bütün ağız ve diş sağlığı şeylerini yapabilirsin diye bir diplomada yazar. Tecrübesiz diş hekimi, tecrübesiz tıpçı diye bir şey olmaması lazım zaten. Hiç dünyanın hiçbir yerinde bu yoktur. Çünkü sen o bitirmesinde, o 5 yıllık, 6 yıllık eğitimde sana bunu öğretir adam. Yüksek lisans mezunusundur. Sana bunu öğretir adam. Ha, öğretemiyorsa bu ülkede bir sıkıntı var. Ben bu doğru, bunlar doğrular arkadaşlar. Ve ben şu an az bile konuştum. 23 dakika oldu ben az bile konuştum. Bunlar doğrular ama. Hadi kendinize iyi bakın. Yine bunları konuşalım. Yorumlarda konuşalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ve sesimizi duyuralım bir şekilde. Nasıl yapacağız ben de bilmiyorum ama sesimizi bir şekilde duyuralım. Görüşürüz.